İnternette güvenlik, dünyanın en büyük ikinci internet güvenlik şirketinin sahibi Hataylı iş adamı Melih Abdülhayoğlu'na emanet. 700 kişiye istihdam sağlayan, her yıl %50 oranında büyüyen ve dünyanın 5 değişik ülkesinde ofisi bulunan Komodo'nun sahibi Melih Abdülhayoğlu, Türk basınında ilk kez Türk Avenue'ye konuştu. ...1968 Mart ayında doğdum. Antakya, Türkiye, Hatay ilinde doğdum. Çocukluğumu Türkiye'de geçirdim. Liseyi Türkiye'de okudum, Antakya'da okudum. Pek başarılı bir öğrenci değildim. Aslında çok kötü öğrenciydim. 2 yıl kaybettim, ortaokulda, lisede. Çok kötü öğrenciydim. İlk devremi, elektronik devremi ben çocukken yapmıştım Türkiye'de. Ben 6 yaşından beri hep elektronik mühendisi olmak istiyordum. En nihayetinde gittim İngiltere'ye ve orada elektronik mühendisi oldum. 1990'larda PC'lerde, kompütürlerde oyun kiralama olayı diye bir şey yoktu. Niye? Çünkü millet bunu çalıyordu falan. Ben bir alet yaptım. Bu aletle kiralamak mümkün oldu. İngiltere'de ufak bir iş açtık. Sırf oyun kiralaması için 170 tane falan dükkan vardı, shoplar vardı İngiltere'de, bunları satıyordu falan filan. Öyle başladık. Ondan sonra tabii ben oyun alanında yapmak istemedim. Ben güvenlik alanındayım ama güvenlik olayı oyun alanında kullanıldı. Komodo'yu 1998 Haziran ayında kurdum. Ben Bradford Üniversitesi'nden mezun oldum. Bradford Üniversitesi'nin bir binası vardı. Tekstil bölümüydü. Ama biliyorsunuz İngiltere'de tekstil diye bir şey kalmadı. Türkiye bunu aldı, yok efendim başka ülkeler aldı. O bölümü kapattılar. Kapatınca o bina boş kaldı. Ben binayı aldım ve bir kısmını binanın biz Komodo olarak çalışmaya başladık bir kısmında. Bizim sloganımız internette güvenlilik yaratmak. So, creating trust online bizim sloganımızdır. Öyle biz başladık. Ve öyle devam ediyoruz şimdiye kadar. İlk başladığımızda bir ben vardım. Ondan sonra 2, 3, 4 derken bugünlere geldik. Ondan sonra 2004 yılında ben Amerika'ya geldim. Çünkü hep buraya geliyordum müşterileri görmek için falan filan. Ve Amerika'daki açtığımız ofise geldim. Burayı headquarters yaptım. 700'e yakın kişi var şimdi Komodo'da. Ofislerimiz burada, Amerika'da, İngiltere, Rumanya, Ukrayna, Hindistan ve Çin ve bir tane daha da Japonya'da ufak bir tane de ofisimiz var. Japonya'daki ufak bir ofisimiz var. Biz iki savaş veriyoruz. Savaş bir, Verizon gibi şirketlere karşı. Savaş iki, Norton, Symantec, McAfee gibilere karşı. Bizim şirket, dünyadaki tek şirket bu ikisini birleştiren. Biz web sitelerini consumer'la, user'la birleştiren tek şirket biziz. Bu pazar çok büyük pazar. 14-15 milyar dolarlık bir pazar. Pazarın %30'u bizim şu an. Ve büyüyoruz yine. Verisign iyi bir brand. Ama Komodo'nun adı şu an Google'a göre Verisign'dan daha büyük. İnsanlar gidip 200-300 dolara bir kompütür alıyor da ve gidip o kompütürü güvenlemek için 60-70 dolar veremez. Model yanlış model. Bu model tüketiciler için, individual tüketiciler için bedava olmalı. Güvenlik bedava olmalı onlar için. Ve biz onu yapıyoruz. Ayda 1 milyon yeni kullanıcılar bizim ürünü kullanıyorlar. Bu an 30 milyonun üzerinde. Her ay 1 milyon artıyor ve şirketlerden para yapıyoruz. Kullanıcılar, evdeki kullanıcılar bedavaya güvenlilik alıyorlar. Antivirüs pazarı bizim için yeni bir pazar, girdiğimiz bir pazar. Biz bu pazara ilk önce tüketicide, individual user'lara bedava ürün vererek geçtik. Şimdi 30 milyon tane user'ımız var. Bunu 100-200 milyona çıkarmaya çalışıyoruz şu an. Şirketlere satış yeni başladı.
Orada önemli bir şeyimiz yok. Adı ne? Pazarımız, payımız şu an yok. Ama gelecek 1-2 yıl içinde bunu büyütmeye çalışacağız. Şimdi neden bunu free yapıyoruz ve bu nasıl etkiliyor olan bizim sektörümüzü? Birinci soruyu açıklayayım. Free yapabilmek, creating trust online, trust yaratabilmek için muhakkak herkesin kompütürlerinin güvende olması lazım. Kompütür güvende olmadıktan sonra kesinlikle bir trust yaratamayız. Ben düşünürdüm. Ya dedim, niye insanoğlu at sırtında binlerce yıl geçti de 100 yıl içinde at sırtından jet uçağa geçtik? Nedir? Niye dedim bu oldu? Ve farkına vardım. Matbaa 1453'te matbaanın yaratılışı bizim bilgiyi paylaşmamıza sebep oldu. O zamana kadar bilgi hep kayboluyordu. Her zaman yeniden icat etmek zorunda kalıyorduk. İnternet bize aynı bir şekilde Industrial Revolution getirecek. Niye? Çünkü matbaanın aynısı ama çok daha etkilisi. İnternet bizim herkesi birbirine bağlıyor ve herkes informasyonu paylaşabiliyoruz ve informasyonu saklayabiliyoruz internette. Bugünlerde bir şey istediğin zaman internete geçiyorsun, hemen informasyonu buluyorsun. 1980'lerde kütüphaneye giderdik, yine bulamazdık. Mühendis olarak kendime bir görev aldım bunu. Dedim ki muhakkak interneti korumamız lazım. İnterneti korumak için herkese bedava, free olarak güvenlik aleti vermek lazım. Çünkü insanlar internete güven alamazlarsa interneti kullanmazlar. İnterneti kullanmazlarsa insanoğlu bundan faydalanamaz. Aynı zamanda ben standartlar yarattım. Standart organizasyonları yarattım. CAP Forum diye bir organizasyon yarattım. Bu organizasyonda herkes, Microsoft'tan tutun, Google'a kadar, Firefox, herkes içinde. Ve yeni standartlar yarattık ki web sitelerine gittiğiniz zaman orada güvenlik kurabilirsiniz web sitesiyle. Bunları ben kurdum. Bunlardan para yapmadım bu şeyi yapmak için. Bunlar hep bu önemli güvenli ekosistemini yaratmak için. Komodo adı Komodo Dragon'dan geldi. Malezya'da herhalde Komodo Dragon'ı vardır. Çok enteresan bir hayvandır bu. Çok stratejik düşüncesi vardır. Hani gidip de saldırıp da aslan gibi yakalamaz. Çok stratejik bir yakalama tarzı vardır. Ve onun için Komodo adı bize çok uydu. Biz very strategic yapıyoruz her şeyi, yaptığımız her şeyi. Ve Komodo adı K ileydi. K ileydi. Biz bunu C'ye çevirdik ki computer, communication, .com olsun diye Komodo'ya çevirdik. Komodo adı oradan geldi. Komodo şimdi bayağı iyi bir ad yaptı. Ve biz bunu halka açmayı düşünüyoruz. Gelecek 2 yıl içinde, 2-3 yıl içinde pazara bağlı, stock market'e falan bağlı. Organizasyon şeması Komodo'nun iki alana yayılıyor. Bir, teknoloji. İki, sales, marketing, operation. Komodo'da çalışanların yaklaşık %55'i hep teknik adamlar, hep ürün yapıyorlar. Research and Development, araştırma ve geliştirme. Research and Development, R&D çok önemlidir bizim için. Yaklaşık 400'e kadar adamlarımız sırf programlama yapıyor ve yeni ürünler yaratıyor her zaman için. Amerika'da yaklaşık 150-200 tane adamımız var burada. İngiltere'de 30 tane falan adamımız var İngiltere'de.
Ve Romanya'da 100-120, Ukrayna'da 100 falan, China'da 100-150, Hindistan'da 150 gibi. Bunlar topladığın zaman hepsi 700'e falan geliyor. Ve satış adamlarımız bizim sadece Amerika'da ve İngiltere'de. Tabii bizi satın almak isteyen çok var. Biz satılık değiliz. Ve bizim amacımız sadece şirketi büyütmek ve güzel bir seviyeye gelebilmek. Google çok güzel büyüdü, Microsoft çok güzel büyüdü, Apple çok güzel büyüdü ve bizim de fırsatımız var şu anda. Bunu yapabilmek sadece bize bağlı. Yapabilecek miyiz, yapabilemeyecek miyiz? Komodo şu an %50 oranında büyüyor her yıl. Ama biz bunu büyütmeye çalışıyoruz. Özel hayatıma gelince benim iki tane oğlum var. 4-7 yaşında. Bir tane de bebeğimizi bekliyoruz inşallah Temmuz ayında. Maalesef Türkiye'ye gitmek, iki tane çocukla 4 yaşında, 7 yaşında 9 saatlik yol Antakya'ya gitmek çok zor. Allah'tan annemiz babamız geliyor buraya, her yıl geliyor, çocukları görüyorlar. Öyle hasret giderebiliyoruz. Türkiye'deki gençlere, hayallerini yapmak isteyen gençlere öneri ne olabilir? Ben de onlardan biriydim zamanında. Hiçbir şekilde vazgeçme hayalinden. Çünkü başarıyla başarısız arasındaki tek fark vazgeçmektir. Başka bir fark yoktur. Başarılı adam yarı yolda vazgeçmemiştir. Onun için ne yapmak istiyorsan her zaman için git ve bunu başarmaya çalış. 2008 yılında Ernst & Young tarafından yapılan yarışmada bana yılın entrepreneur ödülünü verdiler. Ne zaman Komodo'nun yıldızı parladı diye bir soru sorsanız ben size derim ki ben hala o yıldıza bakıyorum ve hala o yıldız için savaş veriyorum. Çünkü eğer yıldızınız geride olsaydı tek yapacağınız şey geriye bakıp ve ileriye görmezdiniz.